Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün iftar için videomu çektim ve bugünkü iftara tatlı yaptım. Sizlere, tam sizlere layık, tam Ramazan'a layık gerçekten bir tatlı. İsterseniz Ramazan'da, isterseniz iftara, isterseniz normal günlerde 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir tatlı. Gerçekten yapması çok kolay ve yemesi de çok kolay. Gerçekten şöyle sizlere test edeceğim. Bu tatlının yumuşak olması çok önemli. Şöyle sizlere test ediyorum. Maşallah, berekallah, kendiliğinden dağılıyor. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bana bu tarifi sorarsanız birinci kanalımda, Hatay'ın günlükleri kanalımda tarifini bugün yayınlayacağım. Şimdi bu şekilde akşama afiyetle tüketeceğiz. Hakkınızı helal edin. Şimdi şöyle mutfağımı sizlere bir tanıtayım. Mutfağım bugün çok berbat olmuş. Şu artık bulaşığımı, mutfağımı temizleyeceğim, düzene sokacağım. Ondan sonra sizlerle görüşeceğim inşallah. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Yani ben kamera arkasında ne yaptığımı bazen gerçekten ister istemez mutfak bu hale gelebiliyor. Gerçekten ben mutfağa girdiğim zaman, bir video çekeceğim zaman ya da bir yemek yapacağım zaman mutfağım her yer tertemiz, pırıl pırıl olması gerekiyor ki ancak yemek yapabileyim. Yoksa kesinlikle yemek yapamıyorum, huzur da bulamıyorum. Ama maalesef mutfak, istediğimiz kadar titiz olalım, istediğimiz kadar düzenli olalım, mutfak bazen bu hale gelebiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Rabbim bize kolaylık versin. Kadınların işi zor. Yapacak bir şey yok. Ama Allah Teala bize yardım ediyor. İnşallah Rabbim bize kolaylaştırıyor. Rabbim bize kolaylıklar versin. Buyurun hep beraber izleyelim. Herkese hayırlı seyirler diliyorum. Şimdi burada zeytinim var. Şişenin içindeydi. Onu çıkarttım. Suyunu süzdüm. İki günde böyle havalandırdım ama yıkamadım. Şimdi böyle kavanoza, şimdi zeytinim olmuş. Onu da böyle yerine kavanoza tekrar yerleştireceğim. Ve afiyetle tüketeceğiz inşallah bunu. Sayın takipçilerim, sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben de iyiyim elhamdülillah. Oruçlar nasıl gidiyor? Sizin tarafınızdan inşallah kolaylık, Allah Teala inşallah bizlere kolaylık versin. Benim için kolay geçiyor. Sizler için de inşallah kolay geçiyordur. Şimdi bu yıkamaya gidecek. Bu şurada dursun. Kapağını koyacak. Bunu inşallah bu şekilde afiyetle tüketeceğiz. Allah izin verse.
İftara yakın. Yemekleri hazırlıyorum. Acil bir şekilde. Şimdi burada çorbaya, yemeğin yanında çorba olmazsa olmaz. Onları güzelce karamelize yapıp çok çok lezzet veriyor çorbamıza. Şimdi bunu, ay sıcakmış o. Bunu acil bir şekilde şuraya koymam lazım. Bunu altına açıyorum, bunu da kapatıyorum. Bu kaynayacak, tuzla koyacağız. Birisi bana tuz, bunları da şişledim de teyzem bize şiş getirecek. Daha hazır, onlar da hazır, şimdi karıştıracağım. Önce de hazırlamıştım. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şiş sıkıntısı. Şiş sıkıntısı. Şişlerimiz dışarı. Efendim ızgara yok. Neyse bir şey olmadı. Izgara olsaydı çok iyi olurdu. Bunlar bazıları çok büyük. İçinde gidiyorlar. Kaç dakika var? 20 dakika falan var. Sayın takipçilerim, hakkımızı helal edin. Biz çoktan beri mangal yapmamıştık. Bugün çocukların canı mangal istemiş. Misafirimiz de var. Misafirim de var. Mangalı yakmışken misafir de çağırdım iftara. Düşünüyordum zaten. Ama kısmet olmuyormuş. Böyle sizlerle paylaşmak istedim. Hakkımızı helal edin. Şimdi bu etler bazıları çok çok büyük yapılmış. Bunlar onun için büyüyor. Böyle. Ya bu gerçek kebapçı. Şimdi bu kapıları söyleyeyim. Bizim şişlerimiz orada ambarda. Bunlardan daha kalın bizim şişler. Şu kalın. Bunlardan 12, bunlardan 12. Kalın olursa kıyma dökülmez. Ama ince olursa dökülüyor. İster istemez ama az koyacağız. Borumu niye çıkartmışsın? Ne olmuş? Ya nohut aslı istiyordu. Sabahleyin çıkarttım. Onu geri şeyimiz de yok yapmak için. Neyiniz? Ya blenderdan çekecektim. Yok makine yok daha. Daha gelmedi şimdi bıçağı. Gelecek inşallah. Şimdi başlayayım. Et uçtu. Kim yiyecek makamısını? Uçtu. Hiç kumada çok şey değmez aslında. Evet, çok güzel. Bir uçuyor. Bir sürpriz misafirimiz var. Galiba kim bilmiyor. Allah Allah. Bakalım. Haydi. Aslı'yla İsmail'den. Bir de gerçi Arzu da ama Arzu gidiyor. Kuşbaşı yer bile. Bunlar yemi yok kuşbaşı. Şey olsaydı ızgara. Hepsi ızgara hiç olmazdı. Izgara vardı. Vallahi yani bir tane almıştım. Aradı. Ya dükkana götürmüşler. Bir araya bir çıkalım mı? Bizde var kaç tane? Tane. Ben de var dükkanda 3 tane. Birisi baslanmış attılar. Acaba onu da mı götürmüşler? Yeni almıştım ben onu evde kalsın diye. Bunlar abla şeyden pişti. Koydum ya şeye. Ne? Godalga'ya. Oradan böyle oldu. Bir şey yok yani. Hep taze. Nereden aldın? Ya bu Cemil'in yanından almıştım. 1 kilo aldım. Bir de köyden almıştım 1 kilo. Onun yağlı olanını aldım. Ne bunu çok beğendim. Bu sefer adamın bana verdiğini. Nerede köydeki aldığım yine çok beğendim. İstediğin gibi et vermek. Yağlı vermiş falan. Bir daha gidip almayayım diye vermiş böyle. Köyde mi? He. İlk verdi. Çok güzeldi. Kaç kere aldım. En son bozdu. Baktı ki ben 1-2-3 gittim ya. Tamam. Zaten bunlar azıyor. Mesela bir kayıtı aldığın zaman tamam bitti. Şahane et veriyor. Azı artık. Bu da yarım oldu aslında. Şöyle. Yarım.
Şunlar da ben de yapayım. Aslı, sen bu işi yapacaksın bir tane. Tamam. Baba ne yapıyorsun? Aslında acı bir bela. Ne yapıyoruz? Hepsi mi acı? Hayır, şundan bir seçiyorum. Ne var? Şu bunlar mı nasıl şeyler? Acı değil. 1, 2, 3, 4 tane sadece. Kim yiyecek bunları? Siz. Niye? Yemez misin? Ben bunlar şeyler için almıştım. Kahvaltı için kahvaltı. Yiyemez. Kömürü hepsi mi koydunuz? Bilmiyorum, ben görmedim. Annem koydu herhalde. Çünkü burada kömür yok. Anca yeter. İçeride et var. Bir sürü et var içeride. Bir de para veriyorsun yani, yazık günah değil mi? Bedavada gelmiyor ki bu dünya kadar para. Ucuz olsa. He, de gibi ziyan. Onlar fitilden. Bu şapalar geliyor elinden. Bunları kaldırması lazım değil mi? Bunlar sonradan geldi. Burası yenmeyen tarafı. Böyle pişmesi için bu şekilde açıyorum. Domates mi saplayacaksın? Abla, yok yok, ben her şeyi saplamışım. Saplamış mısın? Şey, sen tavukları sapladın. Ablan geldi mi? Geliyor. Sen suyu koydunuz mu sofraya? Yok. Aslı koyduysan suyu koyma, sofrayı düzdü ya. Şimdi sayın tarifçilerin iftara az kaldı. Şimdi Adnan Bey balkonda. Mangalın başında kendisi. Buyurun. Anne 13 dakika var. He? 13 dakika kalmış. Tamam. Ablam
Bak aşağı bu domates güzel domates. Valla önce bulmadım. Ya aklım bana bakmıyor. Şahane domates getirmiş. Dedi ki telefon ettim. Tekrar gitti. Dedi bana düzgün şey daha domates getir. Bu dedim kıyamıyorum dedi. Bir kebap için. Ya sık bir kebap için. Bunda ızgara var dedi. Izgara da yok. Bu, ben ızgaram dükkana gitmiştim. Ne? Bu ne kadar sen yapalım? Ne yapalım? Ne? Ne kadar bu domates kilosu? Ne yapacağız? Bir yavuş onun için de şey, ben söyleyeceğim sayın bakalım. Ablanın domatesi de ablanın olsun. 15. He, ablanın altına da 15. Kızın şeyden almış. Buradan diyor markette, diyor şey alacakmış, 30'muş, hiç güzel değil diyor. Hadi, olacağım olmuş. Aslında biraz şey yapayım mı size Ezme? Olur. Baban ne yapıyor orada? Pişirme işlemi. Güzel mi? Hı. Hayır, daha 13 dakika var. Alo. Ha, açıyorum şimdi. Bir de maydanoz alacak çıkar. Maydanoz ne için? Şuna koyuyor. Ha? Hmm. Yani en son sadece süslemek için koyuyorlar da. Bir de koymuyorlar. Ha işte böyle yapacağım. Bir de soğan koyuyorlar. Maşayı nereye koyuyorsun? Maşayı. Nereye koyuyor? Koyuyorlar. Biraz bir şey yok. Yoksa şey mi? Ağzım bir kez aldım. Tamam, bunu da. Beş parmağım. Anne pişmiş. Tamam, koy buraya. Ben şimdi yaşarım. Hadi bir kez aldım. Ne? Havuz fazla? Doğru mu? Evet, hoş geldin dayı. Müzik mi veriyorlar? Evet. Ben de diyorum nereden, derinden geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Şunu
da o bunu mu? Bence. Saat kaç? Nabzı? Bak bakayım. Saate bakın siz. Saate bakın. 2 dakika var. Güzel yetiştirmiş. Değil mi? Bana vermeyin de bir saat dakikalarda. Kızım çorbalar hadi. Çorba tam zamanı. Hadi. Kepçe. Ayranı götürdün mü? Kepçe nerede? Bak kepçe. Kızım. Nasıl geldi mi? Demiyor bakacağım. Bunu da olur. Şu ayranı götürürsen suyu koydunuz mu? Ha? Evet anne. Tamam, ben şeyler çorbaları koyuyoruz. Çorbalarıma hadi hatta sıcak sıcak hadi. Şimdi çok sıcak oluyor. Şimdi bak ezanı kuracağız çorbaları koyuyoruz. Sıcak ben sana şey ver tepsi ver. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane söyleyeyim kızım? 7 4 Hepsi eşit şey çıkardım. Kişi sayısına göre çıkardım. 5 Şunu da öğretin mi? Neyse içeri su olarak gerekirse ya. Çay koyayım hocam. Ablum daha bir düşerseydi Allah kahretsin. Şu böyle ona göre alalım. Vallahi bir dakika eski. Hadi yap. 2 tane. Herkesin tabağı var değil mi orada? Evet. Vallahi her şey var. Evet. Şuna bakıyor. Çünkü yağını çok az koydum ya. Yani. Ezanı okuyayım. Hadi su. Hadi gidelim. Abla herkes çünkü alır bir parça bir parça. Şimdi kabala tuzu yok diye koyayım aç. Aç götür böyle yani şey yanıma. Ha burada bende de koysun bir şey yok. Bıçağı ver bana bunları keseyim babana ver. Hadi gidelim hadi. Al bu ekmeği götür. Bir de ekmeği şöyle bölün. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeği bölmeyi istemiyorum bıçakla. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam şimdi kusura bakmayın. Telaşımdan hiç konuşamadım. Şimdi bunları kesiyorum. Çünkü her şey sahibinden sorumlu tabii ki. Yardım edenler de çok ama. Bu ekmekler o kadar taze ki bismillahirrahmanirrahim. Şunları böyle böleceğim. Çorbanızı için versin. Ay, bana bir şey getir. Arzum büyük tabak getirsene bunları koyayım. Yanlış uzun tabak mı? Getir, getir. Baba pişiriyor. Koyak uzun tabak. Daha sandalye yok mu sizde?
Sehpa koyarız, bir şey koyarız. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Önce çorbalarımızı içiyoruz. Midemize dokunmasın abi. Hoş kusur. Ben dedim orada bir kişi oturuyor, otursun. Aslı. Bulaşıklarımızı yıkadık. Mutfağı toparladık. Rabbimize kolaylık verdi. Şimdi misafirlerime tatlı koyuyorum. Bir kısmına koydum tabi. Şimdi koymaya devam ediyorum. Şimdi sayın tatlıcılarım, tatlılarımızı böyle hazırladık. Bir kısmı tabii ki gitti. Böyle. Çayımızı da birazdan içeceğiz inşallah. Bardaklarımız hazır. Kimisi çay içiyor zaten, bir kısmı. Tatlımız da hazır. Görüşürüz biraz sonra inşallah. Ramazan şerbeti gerçekten inanılmaz bir lezzeti var. Bu sene inşallah ben yapacağım bunu. İçindekileri de biliyorum ne olduğunu. Ramazan şerbeti misafirlerimize ikram edeceğim. Ben tadına baktım. İnanın ki bana ilaç gibi geldi diyebilirim yani, o kadar. Seneyi yazda yapacağım inşallah ve dondurucuya koyup Ramazan'a saklayacağım Allah izin verse. Sayın tatlıcıya şimdi çayımız hazır, şerbetimiz hazır, tatlımız hazır. Misafirlerimle ilgileneceğim şimdi. Yarın görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum inşallah. Allah'a emanet olun.